ısırgan dalında asılmış bir alinin darısız kumruları. Bir ana göğsü gözünü Ses 1-2-3 ile kapatıyoruz. Önce ilk sahnemizde Suitcase'i ağırladık. Ardından ana sahnede Mircan bizlerleydi ve hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi seneler size de. Teşekkürler size de. Sizi burada görmek çok güzel. Öyle mi? Teşekkür evet, ederim. Uzun zamandır hayal ettiğimiz ve arzu ettiğimiz konuklarımızdansınız. Ve yepyeni ve son albümle. Bu vesileyle sizi konuk ettik. Elixir, Mircan'ın son albümü. Gülten Akın şiirleri, sanıyorum bir Metin Eloğlu da var. Evet. Değil evet. mi? Gülten Akın şiirlerini besteleme fikri çok uzun yıllardır varmış sanıyorum. Sizin evet. üniversite yıllarına kadar dayanıyormuş. Uzun zamandır kurduğunuz bir hayal anladığım evet, kadarıyla. Evet, 20'li yaşlarımda başladı. Çünkü başucu kitaplarımdan biriydi. Onun özellikle Ağıtlar adlı bir şiir kitabı vardı. Hı hı. Onun dışında da ne zaman hani gitar çalıp şarkı söylemek istesem hep Gülten Akın, Metin Eloğlu bizim Türk şairlerimizden. Onlar benim favori şairlerimdi. Hı hı. Özdemir Asaf da var. Daha birçok şair var aslında bestelediğiniz, söylediğiniz değil mi? Edgar Allan Poe var. Evet, onlar yabancılar aha. arasında. Ama bizden en çok benimsediğim şairler arasında en öne çıkan isim Gülten Akın. Galiba ruh annem gibi de hep onu gördüğüm için sözlerinde bilmiyorum herhalde bende yansıması çok kuvvetli olduğu için hı hı. hep onun sözleriyle bir albüm yapma düşüncem vardı. Uzun sürdü. Yani albümü yapmakla ilgili düşüncemi Gülten Akın'la paylaştıktan sonra bir 3-4 yıl gibi bir zaman geçti. Bu kadar uzun üzerine düşünüp hayal kurup en sonunda şunu görebilmek çok büyük bir rahatlama olsa gerek diye düşünüyorum.
Evet, yani her her projeyi çalışırken o yaratma süreci çok önemli. Aynı heyecanı duyuyorum, farklı bir heyecan duyuyorum. Bu da öyle bir şey. O yaratma süreci çok önemli bir şey. Onsuz olamıyorum ben. Gülten Akın'ın en meşhur, en bilinen diyeyim bestelenmiş şiirleri Büyüğü Var, Grup Yorum'un, Edip Akbayram'ın söylediği, hı hı. Sezen Aksu'nun seslendirdiği Deli Kız'ın türküsü var. Onları nasıl buluyorsunuz bestelenmiş hallerini? Çok özür dilerim ama ben dinlemedim onları. Hı hı. Anladım. En bilinenlerdendir onlar da. Evet. TRT1'de çok güzel bir belgesel var, Sessiz Olmaz. Teşekkür ederim. Onu izledim. Çok teşekkürler. Doğduğum köyde bir kısmı çekildi. Yani bir bölümünde ben de varım onun ve bazı şeyleri çok benzer buldum. Çok gözlerim doldu bazı sahnelerinde. Kaz Dağları'na ne kadar çok benziyormuş oralarda dedim. Evet, ben de bir Kaz Dağları'na doğanın gitmiştim. Doğanın dili her yerde aynı galiba, değil mi? Çok benzer... dikler hissettim. Çok da güzel bir belgesel zaten. Özge Akkoyunlu ve Pelin Özdemir'in TRT1'de yapıp yönettiği Sessiz Olmaz. Orada Gülten Akın'la söyleşmişler, hı hı. sizinle ilgili ve şöyle söylüyor Gülten Akın. Çok sevdiğimiz şair Gülten Akın. Mircan iki dünyayı, iki ortamı, hem doğuyu hem batıyı, hem Anadolu'nun tam ortalık yerini bir evrenseli yakalıyor. Evrenselin şarkıcısı. Onun için rahatça söyleyebiliyorum bunu demiş. Sağ olsun. Galiba yapmak istediğim şey de o zaten. Bunu Gülten Akın'dan duymak çok çok önemli ve değerli benim için. Kısa bir öykü var albümle ilgili, onu paylaşayım. Projeyi ona ilk bahsettiğimde pek sıcak karşılamadı. Daha önce yapılan bazı çalışmalardan da hiç memnun kalmadığını falan böyle şeyler söyleyip beni çok fena demoralize etti önce. Ben de bir parçayı kaydetmiştim. Ona dedim ki izin verirseniz ben bir parça göndereyim. Siz tamam derseniz devam edeceğim. CD'yi gönderdim. İki gün sonra beni aradı. Kargoyla göndermiştim. Hemen çok kısa süre sonra aradı. Çok heyecanlanmıştı ve ben ölmeden bu projeyi bitirin lütfen dedi. Rica ediyorum bir an önce bitsin dedi. Üzerine siz nasıl heyecanlandınız kim bilir. Çok mutlu oldum tabii. Çünkü zaten çok sevdiğim bir şair. Şiirinde hani şiiriyle yarattığım müziğin onun şiiriyle doğru buluştuğunu düşünmesi çok önemliydi. Tabii. Ondan aldığım ilhamla devam ettim. Her kaydettiğim parçayı da paylaştım onunla. Dinlettim. Yani sizin o heyecanı duyup o şiiri besteleme arzunuz, tutkunuz bir yana, onu yazan şairin böyle hissetmesi çok önemli, çok kıymetli ve çok nadir görülen bir şey bence. Çünkü şiir çok, şiir bestelemek çok kolay bir şey değil bence. Şiiri müziğe dönüştürmek evet kolay değil. Yani şarkı sözünü bestelemeye benzemiyor. Hele de başkası yazdıysa çok narin. Ama ben de o konu. Şiiri okuduğumda doğrudan onu söyleme arzusu doğuyorsa yaptığım için de çok zor olmuyor. Hı-hı. Yani yazan kişiye bunu hissettirebilmek çok zor anlamında. Başka bir sorumluluğu var onun. Evet. Başka birinin çok şiiri. Çok bir sorumluluğu var. O yüzden zaten dinletmeden yol almak istemedim. Hı-hı. Parçaları onunla paylaştım. Hı-hı. Dinlettim. Onun düşüncelerini aldım. Tamamdır dedikçe devam ettim. Yine o belgeselle dönüp bir şey soracağım. Tabii. Doğduğunuz köyü gösteriyorsunuz. Dedenizin köyü, doğduğunuz köy mü bilmiyorum. Çala köyü mü? Çala, dedemin kurduğu köy. Hı-hı. Dedenizin kurduğu köy. Artvin'in Borçka ilçesinin Çala köyü. Evet. Ve Megrelerden bahsediyorsunuz. Hı-hı. Bize biraz anlatabilir misiniz? Megreler kimdir? Müzikle ilişkileri nasıldır? Ayırt edici kültürel özellikleri nedir o topluluğun? Biraz bahsedebilir misiniz? Doğu Karadeniz'in iyice doğusunda ve Gürcistan'ın özellikle Batum kentinde Zugdidi bölgesinde yaşayan ve dilleri Lazca, Gürcistan'da da Megrelce olarak bilinen
insanlara Megrel diyoruz. Bizde bu insanlar Megrel, Laz olarak bilinirler. Çünkü çok uzun yıllar önce Trabzon Rum İmparatorluğu döneminde o bölgede yaşayan bütün insanlara Laz dendiği için ayırt edemiyoruz. Ama dili konuşan, o dili konuşan insanlara Megrel diyebiliriz. Genellikle o bölgelerde yaşarlar. Doğayla çok iç içe bir yaşam sürdürdükleri için gelenekleri de tabii doğadan çok besleniyor. Toprakla %100 uyum içinde yaşayabilen, mutlak bir uyum içinde yaşayabilen insanlar. Biraz pagan gelenekleri de var o yüzden. Tanrıları doğadır diyebilirim esasında. Hı hı. Herhangi bir din çok öne de çıkamıyor. O kadar hani olağanüstü bir doğa var ki. Doğayla kuşatılmışken ister istemez başka türlü bir bakış geliştiriyorsunuz. Herhangi bir din çok öne çıkamıyor. Tabii son zamanlarda biraz farklı ama böyle bir. O görüntülerde benim yaşadığım, yani benim deneyimlediğim yaşam biçimi böyle bir şeydi. Bir ağaca dönüp bir şarkı söylüyorsunuz o görüntülerde. Hı-hı. O çok Karmatte Gola güzel. Çok hoşuma gitti. Çok etkiledi beni. Oraya bak ...yaptığınızda sizi tanımak ve anlamak çok daha kolay. O belgeselde ve o köydeki görüntülerinize baktığınızda. Evet, benim hep zaten hani kaçtığım yer, sığındığım yer doğa oluyor. Hı hı. Doğaya dönme duygusu. Sanıyorum sizde de öyle bir şey var. O yüzden evet, Kaz Dağları'na gidiyorsunuz. O görüntülere çok benzettim. anlattıklarınızdan çok etkilendim. Lazca ile Megralce aynı dil mi yoksa benzer diller mi? %20 gibi bir farklılık gösteriyor ama iki halk hani biri o tarafta biri bu tarafta kaldığı için Gürcistan birbirleriyle evet anlaşabiliyorlar. Hı hı. Yani ortak bir şey kullanabiliyorlar. Hı. Tamam, sohbete devam edeceğiz. Çok güzel bir sohbet. Bir şarkıdan sonra tamam. Bize şimdi müzisyen söyleyeceksiniz. Arkadaşlarımı ben tanıtmak isterdim ama. Tabii. Hemen istiyorsanız hemen tabii. En uç sol köşeden başlıyorum. Akordiyonda Adem Temiz. Kemençede Kurtuluş İmamoğlu. Hoş geldiniz. Onun yanında perküsyonda Ercan Can. Gözlüklü perküsyondaki arkadaşım İsmet Kızıl. Bas gitarda Doğan Kayıkçı. Onun önünde nefesli çalgılarda Okan Kovancı. Tekrar hoş geldiniz. Size de iyi seneler. Ve şimdi ben son 5-6 aydır hep aynı müzisyen arkadaşlarımla çalışıyorum. Onu da vurgulayayım. Mutluyuz. Çok güzel. Birlikte. Peki o zaman buyurun siz tekrar sahnemize alalım. Bir şarkı daha lütfederseniz. Dans var da kuş la 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 mo.
Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. İlk çaldığınız şarkı daha önce yayınlanmış. Evet, Salah albümünde var o. Kalıncacık adlı parça. Sözleri Metin Eloğlu'na ait. Hı-hı. Müziği bana ait. Farklı bir grupla yorumladık. Sonraki iki parça yeni çıkacak albümümden iki parça. Albümdeki sound'dan biraz farklı ama hemen hemen müzisyen arkadaşlarımın 3 tanesi aynı albümde de çalıyorlar. Yeni çıkacak albüm. Yeni çıkacak, evet. Ne kadar bir zaman var? İlkbaharda herhalde. Çok ilk yakın. Yaz. İlk yazda çıkacak. Çok yakın. Kayıtları bitti sayılır. Arkadaşlar işte çalışıyorlar. Değil mi arkadaşlar? Çok yakında, evet. O zaman yeni bir Mircan albümüyle buluşacağız. Evet. İsmi belli mi albümün? Belli. Minorities. Türkiye'de yaşayan azınlık halklarının şarkıları. Aha. Daha doğrusu benim hissettiğim, yani benim söylemek istediğim parçalar. Sadece o zaman... Ama azınlık halklarının parçaları. Megrelce yok, başka dillerde de mi var? Var var. Mesela işte bir Alevi türküsü yorumu var. Hemşin parçası var. Gürcüce, Megrelce, Kürtçe, Boşnakça... Ermenice. Böyle bir albüm yapıyoruz. Yaptık, bitti sayılır. O zaman bu hiçbir şey kalmamış neredeyse. Birkaç ay kayıtlar sonra. Kayıtlar bitmek üzere. Evet, sonra işte İngiltere'ye gidiyor mastering'e. Sonfonic Records'a gidiyor. Orada mastering yapılacak. Dönecek. İşte baskı süresi var. Heyecanla bekleyeceğim ben bu albümü. İnşallah. Güzel. O da değişik, sound'u farklı bir. Her albümün sound'unun farklı olması çok önemli benim açımdan. Bu albümde de farklı bir sound var yine. Hep aynı şeyi yapma fikri sizi çok sıkıyor beni. Sıkıyor, bu çok belli. Sürekli yıkıp yeni bir şey yapmak. Yani hep yeni bir şey yapma ihtiyacı var. Şöyle söylüyorsunuz, ben her zaman hep türkü söyleyemem, hep caz söyleyemem, hep ninni söyleyemem, hep bir sonrakinde mutlaka başka bir şey yapma İşte hayat ihtiyacı. Öyle bir şey değil ki. Bence değil de. Aylin'cim, hayat şey, her şey var, ninniler var, hüzün var, acı var, neşe de var, hepsi bir arada. O yüzden öyle bir şeye, hani bir kanala girip oradan akamıyorum ben. Öyle bir şeyim. Bence bu çok güzel bir şey. Yani hayatı değerlendirmenin çok güzel bir yolu. Evet, organik bir şey hayat yani. Eğilip bükülebilen, her türlü yanı olan, çok çok şey kapsayan, çok komplike. O yüzden yaptığım müzik de öyle olsun istiyorum. Yani içinde hayata dair bütün elementler var olsun.
diye düşünüyorum. İlk albüm bizim Ninniler. Hı hı, evet. Belki annenizden veya başka büyüklerinizden duyup öğrendiğiniz şeyler de vardır içinde diye düşünüyorum. Birçoğu öyle. Yani en azından 3-4 tane ninniyi ben hani çocukluğumdan beri söylüyordum. Aha. Annemden de dinliyordum. Mesela Çamlıbel'den çıktım yayan ninnisi. Hüzünlü bir ninnidir. Veya alma attım yuvarlandı. Aslında hüzünlü de bir türkü o. Dandini dandini dastana gibi şeyler ama onun dışında bazı ninniler var. Albümü yaparken öğrendim. Emine Güz'le birlikte çalışıyorduk. Biraz araştırdık. O ninnileri bulduk. 3 gün içinde falan kaydettik. Hazırlık aşamasının dışında yani. 3 gün içinde? 3 günde stüdyoda kaydettik. Bitti. Öyle bir albüm. Çocukluğunuzdan neler hatırlıyorsunuz? O ninniler dışında mesela sadece müzik değil. Ne tür şeyler hatırlıyorsunuz Borçka veya o köyle ilgili? En kuvvetli şeyi hatırladım tabii doğa. Mesela Çoruh Nehri çok kuvvetli bir imge. Çok ürkütücü, korkutucu bir şey benim için. Yani Çoruh Nehri'nin varoluşu. Dereler, vahşi akan bir nehir. Dereler çok önemli. Hani şimdi katledilen derelerimiz işte HES'lerle. Dereler, hani içinde yüzdüğüm dereler. Başka hayvanlarla birlikte. Bu HES şeylerine katıldınız mı, yürüyüşlerine veya? Yok, katılmadım. Ya çok ama da yoğun bir hayatım var. Bir taraftan mühendislik yapıyorum. Bir taraftan bir ayağım yurt dışında, İtalya'ya gidiyorum, geliyorum falan. İşte ancak hani bir boşluk bulduğumda bu albümleri yapabiliyorum. Yeni bir görevim de var. Türkiye Deprem İzolasyon Derneği'nin yönetim kurulu başkanı oldum. Siz deprem mühendisi. İnşaat mühendisi ve deprem yüksek mühendisiyim. Ve deprem mühendisliği çok zor bir meslekmiş. Mühendislik yani eğitimi de zor bir şey. Tahminimce. Ama icra etmek de kolay değil tabii ama yapıyorum ben. Hep yaptım, hep yapıyorum. Hep de yapmaya devam edeceğim. O alanda da bir sivil toplum örgütü gibi bir kuruluş o. Halkı bilinçlendirmek, depreme dayanıklı yapı tasarımı kriterleri, depreme hazırlıklı olmak, doğru teknolojileri doğru uygulamak, şartnameleri geliştirmek vesaire gibi pek çok görevimiz var. O alanda da çalışıyorum. HES'lerle ilgili olup bitenleri izliyorum ama tabii ne yazık ki çok hani aktif olarak bir şey yapamıyorum. Tabii karşıyım ben yani tabiatın tahrip edilmesine karşıyım. Topografyayla çok oynamak da hiç iyi değil, iyi bir şey değil zaten. Dünya üzerindeki çok büyük depremler çok büyük baraj projelerinden sonra oluştu. Bir iki tane böyle deprem var Hindistan'da ve Çin'de. Bunu bir deprem mühendisinden duymak bambaşka bir bilgi. Tabii Artvin'de çok çok büyük bir Çoruh Nehri üzerine yapılmış bir baraj var. Yani bölgenin iklimi değişti. Artık eski ürünler orada yetişmiyor. Artvin artık nemli bir şehir oldu. Nemli böyle çok yaşanılacak bir yer değil artık. Çok üzücü bunları duymak ve biliyoruz ve sadece izliyoruz. Üzücü ama maalesef. İşte insanoğlunun enerji ihtiyacı, bu tüketim şeyi arttıkça habire tüketmek daha çok enerji, daha çok alışveriş merkezleri, tüm bunlar enerji ihtiyacı doğuruyor. Daha çok enerji tüketmemiz gerekiyor. Daha çok enerji tüketmemiz gerektiği için de daha doğayı çok tahribat yapmamız gerekiyor. Halbuki ben işte çocukluğuna dair ne hatırlıyorsun diyorsun. Ben gaz lambalarını hatırlıyorum mesela. Evet, ben çok bile mutluydum o lambalarda. İstanbul'da. O kadarını yaşayalım demiyorum da bu kadar fazlasına da ihtiyacımız yok. Katılıyorum. Biraz karanlık olsun, yıldızları görelim. Çok da mutluyduk öyle de. Değil mi arkadaşlar? Evet. Çocukluğunuzda hep perküsyona kayarmış gözünüz, evet, seyrederken evet. Biz kendileri. O yüzden Türkiye'nin en iyi perküsyoncularıyla çalışıyorum şimdi çok şükür. Vurmalılara hep bir ilginiz olduğunu galiba ritim şeyi yani ritim duygusu çok önemli olduğu için sürekli ritmi kim çalıyorsa hep ona takılırdı gözüm, onu izlerdim. Evet. O yüzden de işte o şey ayran küpünden çıkan ses çok önemliydi. Ve o da önemliydi.
Ahşap bebek beşiği. Evet, evet, beşikten. Onun sesini hayal etmeye çalıştım ben. Sallanırken. İnsan uyuyakalabilir onu dinlerken huzur için. Evet, evet. ben de öyle bir beşikte sonuçta sallandım. Yani salladılar beni. Muhtemelen yani beşiğimiz vardı çünkü. Ve sonra, sonraki yıllarda İstanbul'a göç var. Biraz da ondan bahsedeceğiz. Bir şarkı daha dinleyelim sizden isterseniz. Ondan peki. Sonra biraz da o tarafını konuşalım. Öyle bir yerden, öyle bir doğanın içinden İstanbul'a göç etmek sizi nasıl etkiledi, neleri değiştirdi? Tamam. Buyurun. S123'te Mircan'la olan sohbetimiz devam ediyor. Borçkalı bir ailenin kızısınız ve
Çocukluktan sonra İstanbul'a göç ediyorsunuz. Hı hı. 9 yaşında göç ettik. Daha doğrusu daha önceden ailenin bir kısmı gelmişti eğitim nedeniyle. Ablam ve abim İstanbul'da üniversite okuyorlardı. Ailenin geri kalan çocukları da aynı eğitim olanaklarından yararlansın diye öyle bir karar aldı annem ve babam. Ben 9 yaşındaydım ben geldiğimde. Daha sonra 18 yaşına kadar her yazı orada geçirdim. Dolayısıyla hani 9 yaşında kopmadım esasında. Hı hı. 18 yaşına kadar yaz tatillerimi orada geçirdim. Babamın vefatıyla araya bir 20 yıl girdi. Hı hı. Sonra da doğduğum köye bir ev yaptırdım. Çok iyi etmişsiniz. Evet. Oraya armağan gibi. Oradaki insanlar da bundan çok gurur duyuyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Hatta eğitim yüzdesi de yüksek bir köy esasında. Hı-hı. Yani çok iyi insanlar çıktı oradan. Bir kız, başka bir ailenin kızı mimarlık kazanmış. Ben de büyüyünce işte böyle Mircan abla gibi köye bir villa kuracağım diyor falan. Yani bir model alıyorlar. Hı-hı. Güzel bir şey. Oraya dönmek, oraya yatırım yapmak. Bağları koparmamak. Bağları koparmamak çok değerli bir şey. Oraya ara ara gidip gelmek nasıl iyi geliyor size? Neye iyi geliyor? Yine işte doğaya dönüş. Öyle bir duygu taşıyorum ki ben yokken işte atalarımın ruhları işte o evde bir şekilde muhabbet ediyorlarmış gibi böyle biraz naif düşüncelerim de vardır benim. Aslında İstanbul'dan bahsediyorduk. İstanbul'a göç nasıl etkiledi sizi? Neleri değiştirdi hayatınızda sizce? Çok büyük bir şehir tabii İstanbul. Yani öyle bir yerden, Artvin gibi bir yerden geldikten sonra İstanbul çok ciddi bir travmaya yol açmıştı bana. İlk şehre girdiğim günü hiç unutmuyorum. Çok büyük gelmişti. Müthiş bir kaybolmuştuk duygusu. Bir de o yaşadığım şehirde Artvin'de ben bütün sokakları bilirdim. Bütün ara sokakları bilirdim. Özgürce dolaşırdım. İstanbul'da ise okula gittiğim ilk gün yolumu kaybettim. O gün de hiç unutmuyorum. Çok bozulmuştum. Yani böyle yollara çok hakim biri olarak tabii. Yolumu kaybetmiş olmak beni acayip şey yapmıştı, bozmuştu. Onu unutmuyorum ama bir taraftan da tabii İstanbul'un hayatıma kattığı kültürel anlamda çok önemli şeyler var. Burada Batı müziğiyle tanıştım. Burada iyi okullarda okudum. Burada yani İstanbul çok bambaşka bir şehir, her şey var içinde biliyorsunuz. Yeter ki siz onları şey yapın, hani onların izini sürün, onları bir şekilde onlara ulaşmaya çalışın. Öyle çok şey var ki, öyle çok element var ki işte klasik Türk müziği korosunda burada başladım, bir rock grubu kurduk, onları burada yaşadım. Birçok şey, hem çok hüzün barındırıyor benim hayatım. Hüzün kaynağı çok hüzünlü, işte göç edilen şehir. Geldikten sonra pek çok kayıp da yaşadım ama öteki taraftan da hayatıma, benim müziğime, kişiliğime çok fazla olumlu anlamda çok şey katmış bir şehir. Tarihinde ve ailesinin tarihinde, bence ailesinin tarihinde bile olsa yetiyor, bir göç yaşamış insanlar aslında yollarda en iyi hissediyorlar kendilerini. Galiba öyle bir şey var. Yani galiba en çok yollara ait hissediyorum. Yine de İstanbul hayatıma çok şey katmış olabilir ama buraya da ait hissetmiyorum kendimi. Hı-hı. Bir tür şey. Esasında oğlum Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyor. Şimdi ona bir şey vermişler. Ödev. Ailenizden biriyle bir oral history çalışması yapın. Hani röportaj yapın. O da şöyle bir şöyle bağlamıştı şeyini, ödevini. Hani ne geldiği yere ait olabiliyor, ne de ne ayrılmış olduğu topraklara ait olabiliyor, ne de göç ettiği yere ait olabiliyor. Çünkü overqualified öteki taraf için, fazla eğitimli. Hı hı. Bu taraf için de esasında bir yanıyla eksik mi? Köylü. Yani şey kalmış hani ya, o da bir hani esasında öyle bir şey. Galiba ben bunu açtım, hani o uzun yorumu olabilir. Bütün derdim belki de şey, dünya vatandaşı olmak, öyle hissediyorum. Yollarda çok mutlu oluyorum, orası bir gerçek.
Neden acaba? Ben de onu hep sorarım kendime. Benim için de yolda olmak olunacak en güzel yer. Galiba öğrenmeyi sevmekle ilgili olabilir, malzeme toplamakla ilgili olabilir. Yolculuk halindeyken yaratıcılık duygularınız da çok kat safhada. Hareket halinde olmak başka bir zihni başka bir boyuta mı götürüyor acaba diye düşünürüm. Muhtemelen. Mesela uçakta çok fazla yaratıcı oluyorum mesela. Uçakta çok şey yazıyorum ben. Çok değişik düşünceler geliyor. Belki basınç irtifadan kaynaklanan bir şey. Yok, ben de karayolunda da öyle. Yürürken bile. Her türlü yolculuk beni çok besliyor. Gitme zamanı uzayınca tedirgin oluyorum. Ben gitmem lazım artık. Hani çok kaldım diyorum. Uzun bir süre bir yerde kalınca. Evet, çok kaldım. Hani gitmem lazım diyorum. Gidiyorum, dönüyorum. Anlayabiliyorum bunu. Öyle bir duygu. Dünya vatandaşıyım belki de diyorsunuz. Bence öylesiniz. Teşekkür Çünkü, ederim. Sadece ninniler, türküler, Artvin, Borçka değil. İşte klasik Türk müziği var. Country söylediğiniz bir dönem var. Neil Young söylediğiniz elinizde elektro gitarınızla. Öyle bir dönem var. Caz, doğaçlama, limbo ile yapılan albüm. Aslında Gülten Akın'ın söylediği yere gelmiş olabilir misiniz sizce de? Ben de kendimle ilgili çok iddialı şeyler söylemek istemiyorum. Tevazu çok ben önemli. Ben sizi orada gördüm. Çok teşekkür ederim. Hani bunu da mütevazı görmek için söylemiyorum ama çok iddialı şeyler söylemek istemiyorum. Müzikle ilgili benim gerçekten yapmak istediğim tek şey sürekliliği sağlayabilmek. Süreklilik çok önemli. Herhangi bir şeyde yaptığınız bir işte süreklilik yoksa çok anlam ifade etmiyor. Süreklilikten kadar kastettiğiniz sürekli bir şeyler yapmaktan daha öte bir şey. Biraz daha açabilir misiniz? Tabii tabii. Yani müziği devam ettirebilmek, sürdürebilmek, yaratmaya devam edebilmek. Ve bunu yeni projeler üretebilmek. Farklı kapılardan geçerek ama değil mi? Ana akımın dışında bir takım şeyler, insanların artık değer vermediği ya da değer vermek istemediği şeylere sahip çıkmak. Öyle de bir derdim var benim. Mesela köyünüzde anlatırken o belgeselde bu türküler belki artık burada tanınmıyor, bilinmiyor veya gençler tarafından devam ettirilmiyor ama birilerinin bunlara sahip çıkması, birilerinin bunları söylemesi ve kaydetmesi gerekiyor. Minvalinde bir şeyler söylüyorsunuz. Yani şöyle bir gerçeğim var benim. Kendi ana dilim, Laz dili, Megrel dili kırsal kesime sıkıştırılmış bir şey gibi görünüyor. Yani oranın gençleri de yeni nesil başka bir şeye ihtiyaç duyuyor. Bunu hani köylü dili falan gibi yaşamak da istemiyor. Bu timle yaptığım şey o esasında. Hani Bristol'un İngiltere'nin çok zımba bir caz grubuyla Megrelce'yi, Lazce'yi buluşturup böyle bir sound yakalamak. Üniversite öğrencileri bazen hani yolda görünce elime sarılıyorlar. Hani bize çok güzel bir şey armağan ettiniz diye. Yapmak istediğim şey oydu benim zaten. Onu yapmak istiyordum. Hani dışarıda yaşayan Lazlar var. Hollanda'da, Almanya'da. Mail gönderiyorlar. Hani bize en cool bir caz barda çalınabilecek bir albüm hediye ettiniz diyorlar. Çok güzel. Bunlar benim için çok değerli yorumlar. Bunu yapmak istiyordum zaten. Onların kaydedilmesi ve arşivlenmesi çok 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 önemli bence. Çok çok değerli gerçekten. İyi ki yapmışsınız. İyi Teşekkür ki yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Mart'ta yine gideceğim. Limbo'nun gruplarıyla yine yeni bir proje kaydedeceğim. Çok güzel. Bir sürü şey olup bitiyor hayatınızda. Ne güzel. Evet, her şey devam. Ölene kadar. Peki. Nerede biter bilmiyorum. Biz bitişini hiç düşünmeyelim. Şimdi çok güzel akıyor çünkü. Teşekkür ederim. İnşallah şimdi ne söylemek istersiniz bize? Şimdi şey söyleyeceğiz. Dereler akar gider. Bir Karadeniz ezgisini yorumlayacağız. Karadeniz türküsünü. Harika, buyurun. Oh,
taşları yıkar gider ey güzel, taşları yıkar gider. Bu dünya bir pencere, bu dünya bir pencere, her gelen bakar gider ey güzel, her gelen bakar gider. Bu dünya bir pencere, bu dünya bir pencere, her gelen bakar gider ey güzel, her gelen bakar gider. Ses 1-2-3'ü Mircan'la sohbetimiz devam ediyor. Yazdığınız Türkçe ve İngilizce sözler, bestelediğiniz Türk ve yabancı şairler, geleneksel ve modern caza göndermeler müziğinizdeki, bunlar yurt dışında dinlenmenizi biraz daha kolaylaştırmış öğeler olabilir mi? Kolaylaştırıyor mu? Böyle bir etkisi var mı sizce? Bütün dünyada esasında dünya müziği dediğimiz bir şey var, janr var. Onun takipçileri var. Evet. Bunlar genellikle daha çok hani bir kıyas yaptığımda eğitim düzeyi de daha yüksek. Artık hani batı, özellikle gelişmiş ülkelerde hani her şeyi tamamladıktan sonra biraz daha artık doğuya da bakan, başka sesler araştıran insanların takip ettiği o işte dünya müziği dediğimiz bir janr var. O janrı takip eden insanlar tarafından tabii dinleniyorum, takip ediliyorum. Hatta Kaliforniya'da, yani bu alanda önemli programlardan biri Crossing Continents diye bir program var. Orada 2010'un dünya müziği alanında yayınlanmış en iyi albümleri, en iyi Best of 2010 içinde Elixir var mesela, çok değerli müzisyenlerle birlikte. Ondan dolayı onu orada görmekten dolayı çok çok mutlu oldum. Çünkü içinde benim de hani dinlediğim, saygı duyduğum, müziklerini çok sevdiğim müzisyenler var o listede. Onların arasında görünmüş olmasından dolayı çok mutlu oldum. Bu çok büyük bir kitle değil ama benim çok değer verdiğim bir dinleyici kitlesi. Albümlerinizde işbirliği yaptığınız isimlere de baktığımızda hep işinin ehli ustalar
gözümüze çarpıyor. Evet. Göksel Baktagir, Muammer Ketencoğlu, Yurdal Tokcan, Baki Kemancı, İzzet Kızıl, İsmet Kızıl. İlk albümümüzü yaptığınız. Yurt dışında Roger Mills var. Ninnilerde çalıştığınız. Evet. Güzel. Emine Güs var orada. Evet. Öyle müzikle ilgili işte yani hep hani sen de müzisyen olduğun için bilirsin. Hani hep müzikle uğraşmak isteyen insanlar hep müziğin taşıdığı yerlere bir şekilde giderler. O yollara girerler. Bu kadar şapkanın içinde yani bunun içinde mühendislik var, deprem mühendisliği var. Yurt dışı işbirlikleri, gidişler, gelişler. Bir de hayatın içinde anne olmuşsunuz. İki çocuğunuz var. Evet. Bu bana çok müthiş geliyor. Evet, yani şey zaman zaman öncelik veriyorum. Hani hangisine öncelik vermek gerekiyorsa diğerini biraz bekletiyorum. Sabırsız bir yapım yok. Örneğin şey demem ben. Demedim hiçbir zaman. Ha ben anne falan olamam işte yani çocuklarla ilgilenemem. İşte mesleğim var, kariyerim var. Hı-hı. Ya da müzik yapmak istiyorum. İkisinden birini seçmek zorunda kalmak çok gerçekçi mi sizce? İkisi bir öncelik, arada olamayan şeyler çünkü, gerçekten. Çünkü sevdiğiniz insanlar sizi en çok sevdiğiniz şeyden hep kıskanır. Sevgilinizse sevginiz, kocanızsa kocanız, çocuklarınızsa çocuklarınız. Mesela yıllarca ben ilk bebeğim dünyaya geldiğinde gitar çalıp şarkı söyleyemiyordum. Çünkü gitarı kıskanıyordu. Yani kucağıma almamdan rahatsız oluyordu. Yani öyle 3-4 yıl her şeyi dondurdum. Ama hiç pişmanlık duymuyorum. En güzel yıllardı. Yani şeye göre, hayatın getirdiklerine göre bazen birine bazen diğerine öncelik vererek sürdürmeye çalışıyorum. Bir de şey değilim hani çok göz önünde olan, popüler müzik yapan, ne bileyim her gece bir yerde müzik yapan veya çok sık televizyona çıkan veya çok sık konser veren bir yapımda olmadığı için biraz daha rahat götürebiliyorum. Dengede tutmak zorundayım. Çünkü bu işi de yani bu gösteri dünyasında müzik yapıyorsanız sürekli sahnede olmak, sürekli göz önünde olmak insanı çok çok yoran, çok ciddi mesai harcamanız gerekiyor her anlamda. Tabii yıpratıcı bir şey olabiliyor bazen. Yıpratıcı olmaya da bilir ama zaman ayırmanız gerekiyor. Ciddi zaman ayırmanız gerekiyor. Eğer öyle bir yaşam biçimi benimseyecekseniz başka şeylere çok zaman ayırmanız mümkün olamıyor zaten. Çok dolduruyor hayatınızı değil mi? Bir de ben şey düşünmüşümdür her zaman. Ona hani müzik hayatınızı dondurmak gibi bakmıyorum. Çünkü o 3-4 yıl çocuğunuzla geçirdiğiniz neyi zaman... Neyi söyledim onlara? Hep işte çocuk şarkıları söyledim. Sizi başka bir insan yapıyor bir kere kuşkusuz annelik. Ve eminim size kattıklarıyla birlikte müziğinize, gelecekteki müziğinize de bir şeyler katıyor. Mutlaka. Müzik çünkü içimde hep var olan taşıdığım bir şey olduğu için hiç terk etmedi beni. Beni hiç terk etmedi. Hep orada duruyordu zaten. Bir gün vakti geldiğinde açığa çıktı. Müziğe veya hayata bakışınızı mutlaka değiştirmiştir anne olmak. Müziğinizi sizce nasıl etkiledi? Yani müziğe bakışınızı. Kadın için annelik çok önemli bir değişim, bir tür dönüşüm. O bir dönüşüm biliyorsunuz. Onu yaşamak sizi bir egonuzu çok şey yapıyor. Bir törpülüyor anne mu? Tabii törpülüyor. Çocuklar her zaman öncelikli oluyor bir kere. Onların mutluluğu, onların ihtiyaçlarını yerine getirilmesi, sevgi ihtiyaçlarını yerine getirilmesi. Bir kere şefkat biriktiriyorsunuz. Yani anne olmasaydım ben bizim ninnilerdeki gibi ninni söyleyemezdim. Belki de o albümü hazırladı o yıllar. Evet. Hayatımda yaptığım en iyi şey annelik yani dünyaya çocuk getirmek. Ne güzel seyrediyorlarsa... Eminim çok mutlu olurlar. Benim en sevgili arkadaşlarım çocuklarım şimdi. Ne mutlu size ve onlara. Çok iyi anlaşıyoruz. Böyle yani çok bir entelektüeller. Bir de hani başka insanlarda bulamadığım donanıma sahipler. Her şeyi paylaşıyoruz. Müziğinizi de paylaşıyorsunuz kuşkusuz. Çok değil yani onlarla ilişkimde müziğimi ve kendimle ilgili şeyleri çok öne çıkarmamaya özen gösteriyorum. Ama dinleyicinizdirler eminim. Çok değil.
Öyle mi? Evet. Aa, şaşırdım. Yani annemin sesi çünkü sonuçta şey geliyor. Konserlere geldikleri oluyor mu? Oluyor tabii. Konser olunca geliyorlar. Hatta bir konserde kızım kapıda CD sattı. O testi geldi. Tabii aile içinde işbirliği önemli, gerekli evet, bence evet. De. Onların müziğe ilgisi nasıl genel olarak? İkisi de 4-5 yaşında piyano çalmaya başladılar. Kızım konservatuvarda bir süre piyano eğitimi aldı. İkisi de piyano çalmayı bitip bıraktılar. Hı-hı. Ama çok çok sıkı dinleyiciler şu an. Çok ciddi müzik arşivleri var. Sadece müzik değil, edebiyat, sinema, her türlü sanatın her alanında çok şeyler, çok donanımlılar. Ne okuyorlar? Oğlum tarih okuyor, kızım İtalya'da sanat okuyor. Hı-hı. Çok güzel. Peki kapanışa yakın çok aslında böyle uzun uzun konuşmak istemiyorum. Keyifsiz bir konu ama deprem mühendisliği ile ilgili görüşlerinizi aslında almak istiyorum. Bu geçtiğimiz Van depremi ile ilgili yaşanan süreci ne kadar takip edebildiniz? Ben bir kere şunu söylemek istiyorum. Bu tür olaylar yani depremler sırasında yaşanan bu tür şeyler yani facialar sadece bizde yaşanmıyor. Yani biz Japonya'da da sanıyoruz ki işte Japonya'da deprem olunca onların işte burunları bile kanamıyor ama bu aşamaya gelmeleri için çok hızlı kararlar aldılar. Özellikle 1995 Kobe depreminden sonra yerle bir oldu evet. Çünkü Kobe. Hatırlıyorum. Ondan sonra ileri deprem teknolojilerini kullanmaya başladılar. Devlet çok çabuk seri politikalar üretmeye başladı. Ve bugün biraz daha az zarar görebiliyorlar. Bizim de bu süreçleri yaşamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hazırlıklı olmak çok önemli. Önlemler almak çok önemli. Depreme dayanıklı yapı tasarım kriterlerinin uygulanmasını çok sıkı kontrol etmek, takip etmek ve ileri teknolojileri uygulamak lazım. Ülkemizde bu tür projeler uygulanıyor. Ben de bizzat o projelerin içindeyim. Büyük şeyler, köprülerimiz, hızlı tren yapılıyor. Onun üzerindeki köprüler, viyadükler, akıllı cihazlarla depreme karşı korunuyor. Hiçbir şey yapılmıyor değil ama bina bazında bu tür çalışmaları hızlandırmak lazım. Hı hı. Küçük yapılar yani bizim ülkemizde zaten genel olarak köprüler ve viyadüklerin deprem performansları çok daha iyidir. Öyle mi? Evet. Bunu duymak bile bir çok iyidir çünkü arkasında şey. Yatan mühendislik çalışmaları çok farklı oluyor. Ama binalara geldiğimiz zaman orada çok ciddi sorunlarımız var. O yüzden önlemler almak lazım. Bu konuda da sizin çalışmalarınız devam ediyor anladığım evet, kadarıyla. Evet, bizzat yani çalışıyorum. Yıllardır. Tebrik ediyorum zamanı bu kadar güzel kullanabildiğiniz için. Bazen bunalmıyor değilim, bunalıyorum. Sokaklara çıkıp avarilik etmek çok hoşuma gidiyor. Böyle boş boş dolaşmak, mağazalara bakmak. Evet. Peki çok 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 teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bu hoş sohbetiniz için ben de öyle sizi tanımak bir ayrıcalıktı benim için. Çok, çok teşekkür güzel ederim. Bir sohbetti, çok güzel müzik ve... İstediğiniz uzunlukta devam etsin, istediğiniz zamana kadar, istediğiniz müzikleri, istediğiniz ülkelerde, yerlerde söyleyin, yapın. Hayat müzik de dilerim. Güzel. Aynen beni öyle. Beni tedavi ediyor, benim sığınağım. Sizi tanımak çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Yeni yılın ilk ses 1-2-3'ünü Mircan'la kapatıyoruz. İnşallah... bu ilkbahardaki albümden sonra tekrar sizi o albümle birlikte konuk etmek imkanımız olursa tekrar bekleriz sizi. Olur, memnuniyetle. Hem size hem grup arkadaşlarınıza çok teşekkürler. Herkese yine iyi seneler. Bizi izleyen, izlemeyen herkese Türkiye'de iyi bir yıl olsun. Barış ve huzur dolu bir yıl olsun istiyoruz en azından. Ekstradan neşeli bir yıl olsa da seviniriz tabii. Evet. Peki son kez bize ne söyleyeceksiniz? Asya'dan, Kuzey Asya'dan bir parça yorumlayacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Buyurun o zaman sizi sahnemize alalım.